Ladies and gentlemen, please welcome the host of Eurovision Song Contest 2004 and Meltem Cumbul, Korhan Abay. Dahil anonsa gecenin sunucuları Meltem Cumbul ve Korhan Abay anons edildiler. Good morning.
Good evening, ladies and gentlemen. İyi akşamlar bayanlar baylar. Kutlu Eurovision şarkı yarışmasının final gecesine hoş geldiniz. Welcome and hoş geldiniz İstanbul'a to Istanbul. We are extremely 49. Eurovision şarkı yarışmasında ev sahipliği yapmaktan onur duymaktayız. And thanks to Sertab Erener'e Türkiye'ye birinciliği kazandıran Oriental Tınlı şarkısı Every Way That I Can'e sonsuz teşekkürler. Après la victoire de Sertab Erener l'année dernière à Riga. Geçen sene Riga'da Sertab'ın başarısından sonra Eurovision şarkı yarışması İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Bu şehir sadece iki kıtanın kavuştuğu bir yer değil, aynı zamanda birçok medeniyetin buluşma noktası. 3 gün önce yapılan yarı finalden sonra bu karar gecesinde 24 finalistle birlikteyiz. İşte oylarınızı vermek için arayacağınız numaralar. Here is the number you'll dial. İşte numaralarınızı vereceğiniz, oylarınızı vereceğiniz numaralar. And it's the first time ever. İlk defa Eurovision iki kıta arasında bir köprü olan bir şehirde yapılıyor. And to mark this groundbreaking event, ve bu muhteşem olayı salondaki izleyicilerle paylaşmak istiyoruz. But the audience seems that davetçilerimiz biraz utangaç duruyorlar. What audience? Is anybody out there? Evet, kimse orada mı? Evet. Orada kimse var mı? Let's sing it all together. Haydi beraber söyleyelim. They can win it in the ama onlar söyleyemez ki dedi. So, this Eurovision hit that we're gonna sing. Volare. Cantare. All together. Ne muhteşem bir seyirci ve haydi 2004 finali başlasın. Değerli seyirciler, final yarışacak ilkte İspanya. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın sayılı metropollerinden İstanbul'dan görüntüler izliyorsunuz. İspanya'nın 1968 ve 69 yıllarında olmak üzere iki birinciliği var. Operasyon Triumph adlı altında bir popstar tarzındaki bir yarışmayla şarkıcı ve şarkısını belirleyen İspanya, basın toplantısında bu yılda iddialı olduklarını söyledi. Şarkıcı Ramon yarışma için 3 şarkı hazırlamış ve Telebotting'de bunlardan biri seçilmiş. İşte İspanya'yı Ramon temsil ediyor. Şarkısının adı da Para Yenarme de Ki. Se quedó llorando, llorando su pena, y bien sabe que es por ti su condena. Y yo la quise tanto, era la sangre en mis venas, sin saber que eran de otros unas sienas. Entre tu amor y su dolor hay un lamento, quema fuego lento, quema fuego lento. Sabes al día hierba buena, tú me das la calma en las noches de entrega. Podemos lograr comprar lo que desea. De tu amor y su dolor hay un lamento, quema fuego lento, quema fuego lento.
Dördüncü sırada Avusturya yarışıyor. Dünyanın sayılı harikalarından olan Nemrut Dağı'ndaki tarihi kalıntıları izliyorsunuz. 1966 yılında birinciliği olan Avusturya bu yıl yarışmaya balat bir şarkıyla katılıyor. Basın toplantısı oldukça renkli geçen Avusturya birkaç sorudan sonra masaya iki pasta koydu. Bir yandan pastaları yerken bir yandan da soruları cevapladı. Daha sonra pastaları birbirlerine fırlatan Avusturya ekibi salonda bir pasta savaşı başlattı. Hayli eğlenceli geçen basın toplantısı pastaların bitmesiyle sona erdi. Solist Tie Break, şarkısı The Beast. Diese Stille, die ich hab, immer wenn du bei mir bist. Diese pure Fantasie, diese Kraft, die du nur gibst. Diese kleinen Glücksmomente, die mir total reich gibt. Immer fehlen dann die Worte, weil es ohne dich nichts gibt. Wenn du traurig bist, dann wein ich mit dir mehr. Wenn du stehst, dann träum ich mit dir mehr. Du bist das Leben, das ich lieb. Du hast das Lachen, das ich brauch. Du bist der Stern im Sternenzelt und alles andere Schöne auch. Du bist ist ein Wahnsinnssortiment. Für dich sind Grenzen unbekannt. Für dich ist jeder Wunsch ein Ziel und alle Träume werden wahr. Wenn du traurig bist, dann weine ich mit dir mit. Du bist das Leben, das ich lieb. Du hast das Lachen, das ich brauch. Du bist der Stern und Sternenzelt und alles andere Schöne auch. Du bist die Kraft, die mich umgibt. Du bist die Wärme, bist das Licht. Und was ich sonst noch alles brauch, das bist du auch. Thank you. Şu anda sahne az sonra ekrana gelecek olan Norveç ekibi için hazırlanıyor. Ülkemizin gizli kalmış doğa harikalarının görüntülerini 43 ülkede yaklaşık 500 milyon kişi izlemekte değerli seyirciler. Bu görüntüler TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlandı. Geçen yıl dördüncü olan Norveç bu yılda rock balad bir parça yarışmaya katılıyor. Ülkesinde küçük bir kasabada bir ormanın içindeki dağ evinde yaşadığını söyleyen solist Anders, doğanın kendisine huzur verdiğini söylüyor. Norveç adına Knut, Anders Sunum ve Hay. To the heart of your soul, 'cause every
Fransa yarışacak. Dünyada bir örneği daha olmayan Pamukkale'den görüntüler var şu anda ekranlarınızda. Toplam 5 birinciliği olan Fransa son birinciliğini 1977 yılında Marie Myriam'ın seslendirdiği parçayla aldı. Kendi ülkesindeki Popstar yarışmasını kazandıktan sonra Fransız televizyon tarafından görevlendirilen Jonathan'ın ailesi İspanyol. Ancak kendisi Belçika ve Fransa'da büyümüş. Basın toplantısında tüm annelerin anneler gününü Türkçe kutlayan Jonathan son olarak da kendi şarkısını seslendirdi. Solist Jonathan Serrada, şarkı Aşak Pa. Az sonra Sırbistan ve Karadağ izleyeceksiniz. Değerli seyirciler, günümüz İstanbul'undan çeşitli manzaralar izliyorsunuz. Bütün bu postkart tabir ettiğimiz görüntülerin altındaki müzikleri Neşet Uvarcan, Kamil Özler ve Aydın Özler'e düzenlediler. 12 Mayıs çarşamba akşamı yarı finali geçmeye başaran Sırbistan ekibi etnik tarzdaki şarkılarıyla ilgi topluyor. 12 yıl aradan sonra tekrar Eurovision'a katılan Sırbistan, bölgenin geleneksel seslerini birleştiren orijinal bir karışımla karşınızda. Kendi ülkelerinde kaval denilen, bizde ise ney olarak geçen enstrümanla şarkıya başlıyorlar. Jeyko Josimović, Lane Moje. Thank you.
6. sırada Malta'yı izleyeceğiz. Ege'nin eşsiz güzelliklerinden Çeşme Alaçatı'yı izliyorsunuz. Dünyanın sörf için en uygun rüzgarına sahip nadir kıyılarından biri. Malta'da çarşamba akşamı yarı finali geçen ülkelerden. Hala bir birinciliği bulunmayan Malta yine de başarılı sonuçlar almış bir ülke. Canlı performansları provada görülene kadar pek favori değillerdi ancak canlı performanslarından sonra finale çıkabilecekleri söyleniyordu ki bunu başardılar. Sıcak ve samimi tavırlarıyla en çok sevilen delegasyon oldular. Solist Julia Ludwig, şarkıları On Again, Off Again. Touch your peace of sky. Though I can
Şu anda sahne Hollanda ekibinin şey hazırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na da adını bir döneme yazdıran ve hatta Hollanda'ya ülkemizden gittiği kabul edilen laleler var ekranlarınızda. Hollanda'ya pek yakışıyor. Hollanda'da yarı finalden çıkan ülkelerden. Hollanda elemelerinde ülkemizde de tanınan 1980 ve 87'de birinci olan İrlandalı sanatçı John Logan'da ulusal elemelerde yarıştı. Hollanda'da yarıştı ama ancak ikinci olabildi. Hollanda'yı 2004 Eurovision şarkı yarışmasına Reunion grubu temsil ediyor. Parçaların adı Without You, Hollanda ekranlarınıza geliyor. Almanya var. Müşterek bahisçiler Almanya'ya 1'e 9 veriyor. Eşsiz mücevherler ve değerlerin bulunduğu mimari harikalarından biri Topkapı Sarayı'ndan görüntüleri izliyorsunuz. Almanya'nın 1982'de İngiltere'de yapılan yarışmada bir birinciliği var. Bu onların tek birinciliği. Ülkesinde yeni yeni popüler olan Max, Avusturya ve İsviçre'de de tanınıyor, seviliyor. Almanya'nın ülke elemelerinde televotingle halk oylarının %92'siyle ülkesini temsil etmeye hak kazanan Max, basın toplantısında şarkısının Türkçe versiyonunu da seslendirdi. Solist Max, Can't Wait Until Tonight. Yeah.
Müşterek bahçelerin 1-14 verdikleri Arnavutları izleyeceğiz az sonra değerli seyirciler. 11. yüzyıldan kalma Bizans kilisesi olan Karya'dan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Arnavutlar ilk kez katılmalarına karşın finale çıkmayı başardılar. Arnavutluk 17 yaşında olan Anyeza tarafından temsil ediliyor. Basın toplantısında Arnavutluk halkının yarışmaya ilgisi sorulduğunda delegasyon başkanları ülkelemeleri için bugüne kadar düzenlenen en büyük müzik festivalinin yapıldığını ve halkın yarışmaya büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Anyeza Şahini ve The Image of You.
sırada Ukrayna var. En şanslı ülkelerden birini izleyeceğiz. Müşterek bahisçiler 1'e 3 veriyor. Ve Selçuk'taki Meryem Ana Kilisesi'nden görüntüler var ekranlarınızda. Bu yıl yarışmaya ikinci kez katılan Ukrayna finale yükselen ülkelerden. Yarı finalden sonraki ülke partisinde Ukrayna'ya özgü bir vodka ve özel bir sosa batırılmış domuz yağı dağıttılar. Basın toplantısı oldukça ilgi gören Ukrayna'nın solisti, Türkiye ile Ukrayna arasında eskilere dayanan bir bağ olduğunu, bu bağın Hürrem Sultan'dan geldiğini söyledi. Ruslana söylüyor, Wild Dance. Değerli seyirciler, yalnız Türkiye'de değil, Osmanlı'nın egemen olduğu bölgelerde de dünya mirası olarak kabul edilen bütün bu görkemli şeyleri İstanbul Haliç kıyısındaki Minyatürk'te ziyaret edebilirsiniz. Bir pazar günü kendinize ayırın, görmediyseniz mutlaka buraya gelin. 11. sırada Hırvatistan'ı izleyeceğiz. Yarı finalden finale yükselen bir başka ülkede Hırvatistan oluyor. Solist İvan Mikulić Hırvatistan'a yarışıyor ama aslen Bosna doğumlu. Evet, Hırvatistan'ı İvan Mikulić temsil ediyor. Şarkıyı İngilizce okuyacak. You are the only one, Hırvatistan. Once again, just hold, let me feel.
me on my face, love is over. Lonely moments, yes, nothing before you. Finally you're here, I love you soon. Call me once again, my dear, let your passion be. If my heart is coming, when you're close to me. Even in my dreams, I really need to feel you forever. In my heart is harmony when you're close to me. Even in my dreams, I really need to feel you forever with me. Finalin yarısına geldik değerli izleyiciler. Yere batan sarnıcında bulunan Medusa görüntülerini izlemektesiniz. Sırada yine yarı finalden yükselen Bosna Hersek var. Ülkesinde çok önemli bir isim olan Dean, Bosna Resmi Televizyonu'nun teklifi üzerine 8 tane şarkı hazırladı. Bunların içinden In The Disco adlı parça seçildi. Basın toplantısında Bosna delegasyonu herkese Bosna bayrağı ve Dean'e oy verin yazan bayraklar tişörtler dağıtarak etkili bir giriş yaptı. Dean söylüyor In The Disco. Thank you.
Aramız var değerli. Milan Gaz ve Likit Gaz katılan tüm ülkelerin yarışmacılarına başarılar diler. Güven Sigorta. Sigortacılık güven işidir. Leblebi koydum tasak zannem. Çelik ayağını çek çek çek. Arkamda sırrı. Yetiş Süpermen. Her yere girer. Bak gördün mü, tam köşeden çıkardım. Yine arkamda sırrı. Allah Allah. Ana cebim delikmiş. Ya bak, hiç farkına varmadım ya. Benim çelik çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız. Arçelik'ten köşe fırçalı, şarjlı Süpermen. Francis Ford Coppola'nın başyapıtı. Is there ever guarantee? Do you want your part? 3 Oscar. 4 Altın Küre. Pek çok otoriteye göre sinema tarihinin en iyi filmi. Size reddedemeyeceğiniz bir teklif yapıyoruz. We didn't go anywhere else than Germany actually. Anyway. Değerli seyirciler, reklam arasından sonra tekrar İstanbul Aptipekçi Arena'da beraberiz. Yes, let me quiz you on the Eurovision. Sana bir soru sormak istiyorum diyor Eurovision'la ilgili. Well, I guess the United Kingdom. Yeah, most. Yarışmayı en çok hangi ülke kazandı diye sorduk. Oranda İngiltere dedi ama yanlış. İrlanda ilk kez kazandı. Got married in Istanbul on Thursday. Ah, I know that they're not in the final, but at least they got married. This is. Soru şuydu, İstanbul'da kim evlendi Eurovision şarkı yarışmasında? Cevapta Sloven sanatçılar İstanbul'da evlendiler. On the green line for the friendship of Greece and Turkey. Sakis Ruba. Well done. Evet, Kıbrıs'ta Yeşil Hat'ta kim şarkı söyledi Türk'ünün işbirliği için? Sakis Ruba'sı o da. Nous avons encore 12 chansons à écouter. Hala önümüzde 12 tane şarkı var dinlemek için. 2004 Eurovision'u bu 12 şarkının tamamlanmasıyla sona erecek. Hadi bakalım, devam ediyoruz ve sırada Belçika var. İki kıtayı birleştiren İstanbul'dan güzel görüntüler ekranlarınıza geliyor değerli seyirciler. 1986 yılında bir birincilikler olan Belçika bu yılda iddialı ekiplerden ama müşterek bahisçiler yalnız 1'e 10 veriyorlar. Sanatçı Sandy, 2002 yılında Belçika'da yarışan Sergio isimli şarkıcının kız kardeşi. Demek ailece onlar bir Eurovision fanatikleri. Sandy'yi dinleyeceğiz Belçika adına. İngilizce okuyacak One Life Belçika. Thank you.
dördüncü sırada Rusya yarışacak. Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'dayız şimdi de. Bu arada bizi TRT İnt'ten izleyenler puanlama başladığında TRT İnt'ten ayrılıp bulundukları ülkenin televizyonundan oylamaya katılmalı. Oylarınızın geçerli olabilmesi için bulunduğunuz ülkenin televizyonunun verdiği numaralara göndermeniz gerekmektedir. Henüz birinci olamasalar da bir ikincilik, bir de geçen yılki üçüncülükleri var. 16 yaşındaki solistleri basın toplantısında hangi tür müziği sevdiği sorulunca rock müziği sevdiğini söyledi. Oldukça farklı bir koreografi sunuyorlar. Yulia Savicheva söylüyor, Believe Me. İstanbul'a gelen her turistin mutlaka ziyaret ettiği Sultanahmet'ten görüntüler gelecek az sonra ekranlarınıza değerli seyirciler. Ve birazdan da Makedonya'yı izleyeceğiz. Yarışmaya toplam 3 kez katılan Makedonya'nın en iyi derecesi 2000 yılındaki 15.lik. Bu kez yarı finalden finale çıkmayı başardılar ama müşterek bahisçiler 1.80 ile onlara pek şans vermiyorlar. Aslında opera eğitimi alan solist Toşe basın toplantısında işte üzerine bir opera okudu. Oldukça başarılı olduğu gözlenen Toşe daha sonra 1987 İrlanda birincisi Johnny Logan'ın Hold Me Now adlı şarkısını seslendirdi. Toşe Proiski, Makedonya şarkı live. Myself, who is the judge of my sanity?
Şimdi de sırada bütün müşterek bahisçilerin birincilik için en çok şans verdiği ülke Yunanistan var. Ege'nin incisi İzmir'den görüntüler var ekranlarınızda. Yunanistan bu yıl resmi kanalında düzenlemiş olduğu Popstar tarzındaki bir yarışmanın birincisini göndermeyi planlıyordu. Ancak yarışmanın birincisinin kilolu olması, profesyonel ve ünlü bir isim olmaması iyi bir derece getirmeyeceği düşüncesiyle son anda Sakis'in şarkıyı söylemesine ve yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün de Sakis'e vokal yapmasına karar verildi. Solist Sakis Ruvaz, Shake It. Till you drop, baby, you're the reason I'm feeling so hot. Want you now, I just can't stop. I'll betray my life for a night with you, baby, by desire. The move on me, stand for you to see that my world's on fire. Shake, 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 mi amor, it's for love. Shake, 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 shake
Sakisur var sanki İstanbul'da değil de Atina'da yarışıyor gibiydi değerli seyirciler. Gerçekten buradaki konuk İzlanda adına Jonsi Hevan. Sekizinci sırada İrlanda yarışacak. Ege'ye özgü Didim'e ait görüntüler var ekranlarınızda. İrlanda Eurovision'un en çok birinciliğine sahip ülke. 1970, 80, 87, 92, 93, 94, 96 yıllarında olmak üzere tam 7 birincilikleri var. Bu yılki temsilcisini URL Star adlı bir yarışma ile seçen İrlanda slow bir parça ile katılıyor. Eurovision'da dil serbestliğinin getirilmesiyle cazibesini kaybeden İrlanda artık eski derecelerini elde edememekte. Solist Chris Doran şarkısı If the World Stops Turning. I can see my future when I'm looking in your eyes. I can sense security just by you being in my life. I hear a voice inside my head say you're an angel in disguise. Without you I feel hopeless, without you I'm divine. I wish I could describe it, all the love I feel inside. Maybe I could find the words that would make life seems near perfect when I've got you in my arms.
That's when I feel wholesome. That's when I'm with you. And if my world starts turning in the morning, and if God should take this all away, if it all should stop without a warning, then I would still stay. Now we spend so long apart, even more than I survive. Now if I speak in frankly, there's only one that I can say, that I'm falling for you, baby, falling further every day. And if my world stops turning in the morning, and if God should take this all away, it all should stop without a warning, and I would still stay in tow. And behind it all, you're the one who made a winner out of the world. Stop turning in the morning, in the morning. If God should take this all away, az sonra 19. sırada Polonya'yı izleyeceğiz. İstanbul'un modern yüzünden görüntüler giriyor ekrana. 49. Eurovision şarkı yarışması katılımcı 36 ülkenin dışında. Avustralya, Porto Rico, Kosova, Ermenistan ve Amerika'da da olmak üzere toplam 43 ülkede 500 milyon kişiye yayınlanmakta. Polonya'nın en iyi derecesi 1994'te aldıkları ikincilik. Bu yıl finalist olarak yarışmaya katılan Polonya'nın ülke elemelerinde Sertab Erener de jüride yer aldı. Polonya'yı grup Blue Cafe temsil edecek. Şarkının adı Love Song ve Polonya. Hey.
Galera ile devam ediyoruz. Antik Perge şehrinden görüntüler var ekranlarınızda. İngiltere'nin 1967, 76, 81, 97 olmak üzere toplam 4 birincilikleri var. Ancak ilginç olan başarı İngiltere'nin 15 ikinciliğinin olması. Dil serbestliğinin gelmesi de İngiltere'nin başarısını engelleyen bir faktör olarak görülüyor. En son birinciliklerini 1997 yılında alan İngiltere, Eurovision tarihindeki en yüksek puan olan 227 puanla birinci olmuştu. Aynı yıl Türkiye'de Şebnem Paker'in Dinle adlı parçasıyla üçüncü olmuştu. Geçen yıl 0 puanla sonuncu olan İngilizler bunu milli mesele haline getirdi. James Fox söylüyor, Hold on to our love. Maybe I've been foolish, maybe I've been a little selfish, not even around. But if I lost you, I'll be helpless inside. We gotta hold on to our love tonight. 'Cause now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. It's the only time I've ever loved somebody, baby, in my life. We gotta hold. I know that you've been hurting, the pain's in your eyes. I promise you I'm changing, I feel it inside. I don't know what I'll do if it all passes by. We gotta hold on to our love tonight. 'Cause now that I've found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. It's the only time I've ever loved somebody, baby, in my life. We gotta hold on to our love tonight. Some things in life we should treasure. When you find love, never let it go. Because now I'll want you to know. Now that I've found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. It's the only time I've ever loved somebody, baby, in my life. We gotta hold on. Dokuzuncu Eurovision şarkı yarışmasını TRT İnt kanalından izleyen değerli seyircilerimiz uyarıyorum. Son 4 şarkıdayız. 24. İsveç'ten sonra lütfen TRT İnt'ten kopup bulunduğunuz ülkenin televizyonuna geçin. Dünya harikası Kapadokya'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Az sonra yarı finalden finale çıkan Kıbrıs Rum kesimini izleyeceğiz. Solist Lize Andreas en genç sanatçılardan biri, 16 yaşında. Basın toplantısına gelen politik sorulara ben müziğe politikayı karıştırmak istemiyorum diyerek soruları geçiştirdi. Kıbrıs Rum kesim adına Lize Andreas şarkısı Stronger Every Minute. But I need you to understand that I
sırada sabırsızlıkla beklediğimiz en güzel dakikalar var. Eurovision macerası 1975'te Semiha Yankı'nın seslendirdiği Seninle Bir Dakika adlı parçayla başlayan Türkiye, bugün 49. Eurovision şarkı yarışmasına 2003 yılında aldığı birincilik sayesinde ev sahipliği yapıyor. Bize bu güzel geceyi yaşatan Sertab Erener'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Athena'nın sizlere mesajını iletiyoruz. Dünyadaki bütün Türklerin desteğini bekliyoruz. Athena söylüyor, for real. Gördüğünüz gibi salonda bulunan 7500 kişi ayaktaydı. Didem Tolunay ve ben de ayağa kalktık çünkü önümüzdeki herkes ayaktaydı. Monitörden yayını takip etmek kolay ama önümüzde insanlar ayağa kalkınca sahneyi göremiyorduk. Ve sondan bir önceki ülke Romanya'dayız değerli seyirciler. Ve şu anda Türkiye'nin bütün sahillerinden ve marinalardan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Romanya basın toplantısını kendi şarkılarıyla dans ederek girdi. Türkiye'ye hayran kaldıklarını ve Türkiye'ye komşu ülke olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ile getirdiler. Sandro Ladosi temsil ediyor Romanya'yı. Şarkısının adı I Admit. I feel a dream, a lot of fear. So I feel
for you so badly. The effort to make my senses wide. And sometimes I am looking foolish. I think of you for as long as you are mine and mine just mine. Son ülkeye geldik, İsveç'te sıra. İshak Paşa Sarayı'ndan görüntüler var ekranlarınızda. Öncelikle tekrar hatırlatalım, yurt dışında yarışmayı TRT İnternet'ten izleyenler puanlama başladığında oylarınızın geçerli olabilmesi için TRT İnternet'ten ayrılıp lütfen bulunduğunuz ülkenin televizyonundan oylamaya katılın. İsveç 4 birinciliği olan ülkelerden biri. 1974, 84, 91, 99. Bakalım bu sene nasıl bir sonuç alacaklar? Müşterek bahisçiler bile 8 veriyor çünkü. Lena Philipsen söyleyecek. It Hurts. Nobody but me. You're
Değerli seyirciler, 49. Eurovision şarkı yarışması İsveç'le birlikte tamamlanmış oldu. Meltem Cumbul ve Korhan Abay ekranlarınıza geliyorlar. Now, for the moment of truth, şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Kimleri beğenmişsiniz, kimleri beğenmemişsiniz, bunu anlayacağız. Gong sesiyle telefonlarınıza sarılacaksınız. Unutmayın, istediğiniz kadar arayabilirsiniz, oy kullanabilirsiniz 10 dakika içinde. Ancak bulunduğunuz ülkeyi oy veremezsiniz. Notunuzu vermek için istediğiniz kadar arayıp oy kullanıyorsunuz. Ancak Korhan önce gonga vuracak, sonra siz mutlaka şunu bilmelisiniz. Ülkenize oy vermek için kendi kanalınızı kullanmalısınız. Ve Korhan, evet, gonga vur. Evet, galiba zaman geldi. Avrupa, oylamaya başlayın. Şimdi hatırlatmak için bu akşam yarışan bütün şarkıların kısa özetlerini sizlere sunuyoruz. Değerli seyirciler, eğer tercihiniz İspanya ise 01 yazın ve 3002'ye SMS'de bir mesaj gönderin. Tercihiniz Avusturya ise 02 yazıyorsunuz, 3002'ye gönderiyorsunuz. Beğendiğiniz ülke Norveç'se 03 yazın ve hangi abone üye olursanız olun fark etmiyor. 3002'ye gönderin kısa mesajlar. Benim tercihim Fransa diyorsanız 04 yazıyorsunuz, 3002'ye gönderiyorsunuz. Beşinci sırada yarışan Sırbistan ve Karadağ için 05 yazmanız yeterli. Adres 3002. Hayır, benim tercihim Malta diyorsanız 06 yazıp 3002'ye gönderiyorsunuz. Oylarınız Hollanda'ya gidecekse 07 yazın ve her zaman olduğu gibi 3002'ye gönderin. Almanya'yı çok beğendim diyorsanız 08 yazıyorsunuz. İstediğiniz kadar 3002'ye gönderiyorsunuz. Arnavutlar ilk defa yarışıyorlar. Eğer beğendiyseniz 09 yakın yazın ve 3002'ye gönderin lütfen. Ukrayna, Ukrayna olmalı diyorsanız 10 yazıyorsunuz, 3002'ye istediğiniz kadar gönderiyorsunuz. Hırvatistan için yapmanız gereken kısa mesajda 11 yazıp 3002'ye göndermek. Bosna Hersek diyorsanız 12 yazıyorsunuz, 3002'ye gönderiyorsunuz. Belçika için 13 yazıyorsunuz ve fark etmiyor hangi aboneye bağlıysanız 3002 yazın yeterli. Rusya diyorsanız 14 yazıyorsunuz, istediğiniz kadar 3002'ye gönderiyorsunuz. Ve Makedonya için 15 yazıp 3002'ye gönderin lütfen. Sınır yok, istediğiniz kadar oy verebilirsiniz. Sakis Ruas olmalı. Shake it, shake it diyorsanız 16 yazıyorsunuz, 3002'ye gönderiyorsunuz. İzlanda için 17 yazıp 3002'ye gönderin lütfen. İrlanda için 18 yazıp 3002'ye gönderiyorsunuz.
bu akşam tercihiniz Polonya ise 19 yazmanız ve 3002'ye göndermeniz yeterli olacak. İngiltere'yi çok beğendim diyorsanız istediğiniz kadar 20 yazıyorsunuz ve 3002'ye gönderiyorsunuz. Kıbrıs Rum kesimi çok beğendim diyorsanız 21 ve 3002. Evet, biz ne yazık ki dua etmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Romanya için 23 yazmak ve 3002'ye göndermek yeterli. Son olarak İsveç diyorsanız 24 yazıyorsunuz, 3002'ye gönderiyorsunuz. Değerli seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Bugün doğum günü. Ne dileyeceksin? Çocuklarının başarılı insanlar olduğunu görmeyi mi? Yılların hep küçük mutluluklar getirmesini mi? Ya da gelecek kaygılarının uçup gidivermesini mi? Peki bunların gerçekleşmesi için dilek tutmaktan başka ne yapıyorsun? Kendine bir doğum günü hediyesi ver. Ak yemekli ol. Dileklerinizi gerçekleştirmenin yolu ak emeklilikte. Çünkü sadece biz emekliliğin başına ak güvencesini koyarız. Canlandırır. Kendimi ilk defa tam taraftar gibi hissediyorum. Bir de kartımız oldu. Evet, süper taraftar olduk be hocam. Vakıfbank 3 büyük takımı tek kredi kartında buluşturdu. Kredi kartınızı alın, orijinal formanızı kapın. Vakıfbank taraftar kredi kartı. Güven sigorta. Sigortacılık güven işidir. Yıllardır kira ödeyip duruyorsunuz. Ama hala duruyorsunuz. Kira ödemekten kurtulun. Kendi evinizin sahibi olun. 10 yıl vadeli konut kredisi Vakıfbank'ta. Düşünün bir kere. Tereyağı olmasa. Olmasın. Şimdi Luna'nın hafiflik ve yumuşaklığı, tereyağının benzersiz kokusu ve lezzetiyle bir arada. Yeni Luna tereyağı ötesi. Vazgeçilmezlerin en lezzetlisi. İyi yaşamaksa Luna. Gazeteniz Akşam'dan gündelik hayatınızı kolaylaştıracak ekler serisi. Kimlik ve vergi numarası nasıl alınır? Tapu nasıl çıkarılır? Evlenme prosedürleri nelerdir? Yüksek faturalara nasıl itiraz edilir? Öğrenmek istiyorsanız bu pazartesi Akşam'ın ücretsiz yaşam rehberim ekini kaçırmayın. Akşam. Sağlık sigortası. Ak sigortadan.
Dublin'de 39. Eurovision şarkı yarışmasında harika bir step dans seyretmiştim. Ve demiştim ki kendi kendime, bir gün eğer ev sahibi yapacak olursak ne sunabiliriz? Gösterinin alasını sunduk. Çok teşekkürler Anadolu Ateşi'ne. Gerçekten muhteşem. Anadolu'nun bağrından kopan folklor gösterisi binlerce yıllık bir şöleni hatırlattı. Mustafa Erdoğan yönetimindeki Anadolu Ateşi'ne binlerce teşekkür. Let's have a quick look in the green room with şimdi green room'a dönüyoruz ve Sertab'la buluşuyoruz. Hello. Merhaba. We are in green room. How are you? Yeşil odadayız. Nasılsınız? Hey. We are with the Ukraine group. How are you? Ukrayna'nın yanındayız. I'm happy. Çok mutluyum. Wild happy. You were so strong when you were on stage. Sen çok güçlüydün sahnede. Şimdi nasıl hissediyorsun? Дякую. Я відчуваю підтримку Туреччини. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. I feel a lot of support from Turkey. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Я відчуваю підтримку всієї Європи, України. Я відчуваю підтримку своїх друзів. I feel the support of all of Europe as well as Ukraine and I thank all my friends for that. Bütün Avrupa'dan gelecek olan desteğe teşekkür ediyorum. Okay, thank you. Good luck. Çok teşekkür ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz. Ve how are you, Max? How are you? Very good, very good. Thank merhaba you. Almanya, Max. Thank you. And how do you feel? Nasılsın? Ne hissediyorsun? Gayet iyiyim. Yes. Oh, great. Harika. Stefan, this is your song, right? Stefan, bu senin şarkın. This is really romantic song. Çok romantik bir şarkı. As a songwriter, you. Yes, I wrote it just for you. Ah, senin şarkın diyor Sertab. Thank you. Çok teşekkür ediyor Sertab. So, hello. Ve merhaba Hollanda, nasılsınız? Great, are you going well? So. Ve? Evet, sahnedeyiz yine. Yes, let's go to Svantes Talk Series. Şimdi 2004 Eurovision şarkı yarışmasının Avrupa Yayın Birliği süpervizörü Svantes Talk Series'le birlikteyiz. Svantes Talk Series, bu yarışma için neler yaptığını iyi bildiğim bir insan. İyi akşamlar Svante diyecek. Bonsoir Svante. Bonsoir. İyi akşamlar. And iyi akşamlar. İyi akşamlar. Svante, can you confirm her that şeyin yolunda gittiği onayını alabilir miyiz Svante? So far everything is very good. Meltem, şu ana kadar her şey çok iyi gitti. We long to see who will be the winner of çok merak ediyoruz acaba bu büyük güzel armağanı kim kazanacak? Well, alors Meltem, hadi Meltem. De parler de l'allocation des points. L'allocation des points alors, est toujours puanlara bakmamız gerekiyor. Et le pays qui aura le meilleur vote aura 12 points et les points en yüksek puan alan ülke 12 olacak, daha sonra 18 diye aşağı gidecek. One thing that hasn't changed is the bu yıl değişmeyen tek şey puan sistemi. Unutmayın 36 ülke oy kullandı. En çok oyu alan ülke 12 puanı alıyor. Geri kalan oylar 9 ve 11 puanı olmak üzere sıralanıyor. And the connection to the countries ülkelere alfabetik sırayla bağlanacağız. Are we ready to start? Hazır mıyız? Hazırız. Okay, let's start evet, then. Başlıyoruz. With Andorra. Andorra ile başlıyoruz. Uzestimem, Pati. Good night. İyi geceler. Gracias. Bona nit des Andorra. Bona nit Istanbul. Bonsoir Istanbul. Katalanca konuşuyor. Pati Moine. Andorra'nın başkenti Andorra'da Bay Letta'dan oyları veriyor. Merci. On peut avoir vos... Voici les résultats. Voilà. Sonuçlar. Belgique. Un point. Belçika 1. One point. Serbie et Montenegro. Deux points. Sırbistan Karadağ 2. Serbia Montenegro. Two points. Türkiye 3. Turkey 3 points. Chypre 4 points. Kıbrıs ülkesi 4. Cyprus 4 points. La Suède 5 points. İsveç 5. Sweden 5 points. Malta 6 points. Malta 6. Malta 6 points. La France 7 points. Fransa 7. France 7 points. Grèce 8 points. Yunanistan 8. Greece 8 points.
L'Ukraine 10 points. Ukrayna 10. Ukraine 10 points. Bakalım 12 kime gidiyor? Et 12 points pour l'Espagne. İspanya tabii. Güney komşusuna 12'yi verdi. Andorra bildiğiniz gibi Fransa ile İspanya arasındaki preleler üzerinde ufacık bir devlet. Let's go to Albania. You drum shumer, Zani. Meltem. Yes. Arnavutluk'tan merhaba. Zani Çiko oyları veriyor. Merhaba. Tiran'dan Oran, geliyor oylar. Merhaba. Merhaba. Bonsoir Arab. Përshëndetje gjithë shqiptarve. Ah, bu da şey, Arnavutluk. Voilà les résultats de l'Albanie. İşte Arnavutluk sonuçları. France, 1 point. Fransa 1. One point. Almanya, 2 point. Almanya 2. Germany, 2 point. Malta, 3 point. Malta 3. Malta, 3 point. Suède, 4 point. İsveç 4. Sweden, 4 point. Ukraine 5 points. Ukrayna 5. Ukraine 5 points. Ancien République Yougoslave de Macédoine 6 points. Makedonya 6. Former Republic, former Yugoslavian Republic of Macedonia 6 points. Serbie Montenegro 7 points. Sırbistan Karadağ 7. 7 points. Türkiye, Türkiye 8. Turkey, 8 points. Bosnia-Herzegovina, Bosnia 10 points. Bosnia-Herzegovina, 10 points. And? E Greece, ve Yunanistan. And Greece, 12 points. 12 puan da Yunanistan ilk sırada. Yes, shall we go to Austria then? Good evening, Dodo. Wir lieben euch alle. Avusturya'dayız. Dodo Rosic verecek oyları Viyana'dan. Good evening, Europe. This is Vienna calling from the world's biggest and most successful fundraising event for HIV and AIDS. A huge party here in Vienna. Büyük bir parti veriliyor Viyana'da. Hakikaten görüyorsunuz ne kadar kalabalık arkası. Herkese merhaba diyorlar orada. Hello. To give you now the points of the Austrian televote. Şimdi Avusturya televotingleri geliyor. Sweden 1 point. İsveç 1. Croatia, no, I'm sorry. Greece 2 point. Yunanistan 2. Croatia 3 point. Hırvatistan 3. Croatia 1 point. Ukraine 4 point. Ukrayna 4. 4 point for Ukraine. Albania 5 point. Arnavutluk 5. 5 points for Albania. Cyprus 6 points. Kıbrıs ülkesi 6. 2 points for Cyprus. Bosnia Herzegovina 7 points. Bosna Hersek'iydi. Bosnia Herzegovina 7 points. Türkiye 8. 8 points for la Turquie. So Max in Germany 10 points. Almanya'ya 10 puan normal komşu ülke. Almanya 10 puan. And finally ve son olarak Venezuela 12 points. Serbia and Montenegro. Sırbistan ve Karadağ 12 puan gidiyor. Serbia Montenegro 12 puan. Merci. This time we're going to Bosnia and Herzegovina. Sırada Bosna Hersek var. Volimo vas Sarajevo. Saraybosna'dan Mia Martin oyları veriyor. Hello Turkey, hello Istanbul. This is Sarajevo calling and congratulations of the great show. We really enjoyed it. Çok eğlenmişler. And of course, good luck to everyone because here are the results. Herkese bol şanslar diliyor ve işte oylar geliyor Sarajevo'dan. Malta 1 point. Malta 1. Malta 1 point. Sweden 2 point. İsveç 2. Suède 2 point. Germany 3 points. Almanya 3. Almanya 3 points. Albania 4 points. Arnavutluk 4. 4 points pour l'Albanie. Greece 5 points. Yunanistan 5. 5 points pour la Grèce. Ukraine 6 points. Ukrayna 6.
6 points pour l'Ukraine. Türkiye. 7. İkinci sıraya çıktık. 7 points. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. 8. Makedonya 8. 8 points pour l'ex-République yougoslave de la Macédoine. Croatia. 10 points. Hırvatistan. 10 points pour la Croatie. And finally, ve son olarak 12 puan. Serbia and Montenegro. Aa, yine komşuya gitti. Sırbistan ve Karadağ. Montenegro. We are pleased to have you with us, Belgium. Good evening. Şimdi Belçika'ya geçiyoruz, değil mi? Good evening, Istanbul. Oylar başkent Brüksel'den gelecek. Good evening, Istanbul. Brussels calling. Het gaat goed met ons. I'm pleased to give you the results of the Belgian vote. Belçika oylarını vermekten büyük mutluluk duyuyorum dedi ve başlıyor. Albania 1 point. Arnavutluk 1. Albany 1 point. Sweden 2 points. İsveç 2. Suède 2 points. Serbia and Montenegro 3 points. Sırbistan Karadağ 3. Serbie Montenegro 3 points. Cyprus 4 points. Kıbrıs Rum kesimi 4. Cyprus 4 points. Ukraine 5 points. Ukrayna 5. L'Ukraine 5 points. The Netherlands 6 points. Hollanda 6. Pays-Bas 6 points. İlk oylarını aldılar. Spain 7 points. İspanya 7. 7 points pour l'Espagne. O da yükseldi. Greece 8 points. Yunanistan 8. 8 points pour la Grèce. Bakalım 10 ya da 12 gelecek mi? France 10 points. Komşuya gitti 10 puan. Fransa'dayız ve 12. And finally Turkey. Ve Türkiye. Geldi. 12 points pour la Turquie. 38 puanla şu anda birinciyiz değerli seyirciler. Ama programın başında da söylemiştim ya da bazı röportajlarda şu anda beni şaşırtan hiçbir şey yok. Let's go to Belarus. Şimdi Beyaz Rusya'dayız. Mikhail Mastenis. Minsk'ten gelecek oylar. Мы так само вас кахаем. Добрый вечер. Якшамлар. Good evening, Istanbul. Here are the results of the Belarusian vote. İşte Beyaz Rusya'nın oyları. We start with United Kingdom and 1 point. İngiltere 1. Royaume-Uni 1 point. Spain 2 points. İspanya 2. 2 point. Turkey 3 points. 3 points pour la Turquie. Sweden 4 points. İsveç 4. 4 points pour la Suède. Croatia 5 points. Hırvatistan 5. 5 points pour la Croatie. Greece 6 points. Yunanistan 6. Grèce. Aynı puana geldik Yunanistan'da. Serbia and Montenegro 10 points. Sırbistan Karadağ 7. Serbia Montenegro 7 points. Onlar birinci oldular. Cyprus 8 points. Kıbrıs Rum kesimi 8. 8 points pour Chypre. Ukraine 10 points. Ukrayna 10. Ukraine 10 points. And finally 12 points go from Belarus to Russia. Komşuya veriyor da. Rusya'ya gidiyor. Yeah. Beyaz Rusya'dan 12 puan. 12 puan. Merci. Bunlar pek değişmeyen merci şeyler değerli Belarus seyirciler ve salondan da tepki geliyor. Herkes komşusuna oy verdiği now için. Now we're going over to the Alps, Switzerland. Şimdi İsviçre'deyiz. Zürich'ten gelecek oylar. Good evening, Emel. Üstelik bir Türk kızı Emel. Hello Istanbul, Zürich Berlin. Zürich'ten iyi akşamlar güzel İstanbul. İyi akşamlar. Ben Emel Aykınat. İsviçre'den kucak dolusu selamlar ve saygılar gönderiyorum. Bunları tercüme etmeme gerek yok. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir duygu değil mi? Evet. And here are the results of the Swiss televoting. İşte İsviçre televoting sonuçları. Former Yugoslavian Republic of Macedonia 1 point. Makedonya 1. Ex-République yougoslave de la Macédoine 1 point. Cyprus 2 points. Kıbrıs Rum kesimi 2. Cyprus 2 points. Croatia 3 points. Hırvatistan 3. 3 points pour la Croatie. Greece 4 points. Yunanistan 4. Grèce 4 points. Bosnia Herzegovina 5 Bosna Hersek 5. 5 points pour la Bosnie-Herzégovine. Spain 6 points. 6. L'Espagne 6 points.
Albania 7 points. Arnavutluk 7. Albany 7 puan. And Turkey 8 points. 8 puan. Yine birinciyiz. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz değil çok mi? Çok güzel, çok güzel. Her yerden oy geliyor. Bu çok önemli bir lider. Almanya 10. Normal komşuya gitti. And 12 points for Serbia and Montenegro. Sırbistan Karadağ 12 puan. Yine onlar birinciye çıktılar. Ama bak göreceksin bu çekişme, büyük çekişme devam edecek. Değil mi? Sırbistan, Karadağ, Türkiye bunlar çok önemli. 12, now we're going to Serbia, Montenegro. Şimdi good Sırbistan, evening. Karadağ'da, Belgrad'dayız. Volimo vas, Natasha. We love you too. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ederiz. Good evening, Europe. This is Belgrade İyi akşamlar calling. Avrupa, Belgrad'dan arıyoruz. After 12 years and evet, 12 yıldan sonra ne kadar nice bir keyifli olmak tekrar bu yarışma içinde. Welcome back. The votes from Serbia and Montenegro. Hadi bakalım, Sırbistan Karadağ oyları. Here are the results. Russia, Rusya 1 point. Turkey, Türkiye 2 verdiler. Yok. Salondan bayağı değil. Normal ama. Cyprus. Kıbrıs ülkesi 3. Yine Sırbistan'dan puan gelmesi iyi. Sweden 4 points. İsveç 3 ve 4 puan. Unutma ki onlar kendilerine oy veremeyecekler. Tabii. Croatia 5 points. Komşuya Hırvatistan 5. Bosnia and Herzegovina. Bir komşuda Bosna'ya 6. Bosnia Herzegovina 6 puan. Greece, Yunanistan 7. Set point. Biz üçüncüde indik. Albania 8. Arnavutluk 8. Albania 8 puan. Yine komşu sayılır. Ukraine 10 points. Ukrayna 10. Pour l'Ukraine et and 12 points. Go. Kime? To former Yugoslav Republic, tabii. Macedonia. Makedonya'ya, komşuya, Sırbistan, Karadağ, komşulara güzel, güzel dağıttı oyları birden. Veriyorsun. Ben başta söylemiştim, bu çok önemli. Let's go to Cyprus this şimdi Kıbrıs'ın kesimindeyiz. Lepoşe'den Lukas oyları verecek. Kegos agapo meldem. Hello Istanbul, this is Nicosia calling. And here are the results of Cyprus's televote. İşte bakalım Kıbrıs'ın Rum kesimin oyları nasıl alacak. Belgium, 1 point. Belçika 1. Belgium, 1 point. Poland, 2 points. Polonya 2. Polonya 2 points. İlk oylarını aldılar. Romania, 3 points. Romanya 3. Romani, onlar da ilk puanlarını alıyor. Turkey, Türkiye 4 geliyor. Geçen sene 8 vermişler. Yine 4 puan vermeleri ve birinci yaptılar bizi. Sweden 5 points. İsveç 5. Suède 5 points. Russia 6 points. Rusya 6. Fakat bak göreceksin Didem, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Ukrayna arasında değişmiyor bu. 7 evet, puan İspanya'ya gidiyor. 4 ülke arasında dolanıyor. Dolaşacak çünkü çok fark var arada. Ukraine 8 points. Ukrayna 8. Ukrayna. Hop birincileri çıktılar. Serbia, Montenegro 10 points. Sırbistan, Karadağ 10. Onlar birinciliğe çıktı. And finally to a great song, a great performance and a great singer, Greece 10 points. Hiç değişmedi bugüne kadar. Ama bu defa haklı olarak çok büyük yüz sesleri geliyor burada. Çünkü kaç defa nakden yayın yaptıysam birbirlerine 10-12 puanları daima verdiler. Let's see what Germany thinks. Bakalım Almanya'da ne olacak. Believe in us, Thomas. Hamburg'dan Thomas verecek. Good evening. Good evening. Çok şeker. Mikrofon çok şeker. Harika. First of all, you had a wonderful show. Harika bir şov yaptınız. Teşekkür ediyor. The results of the German vote. İşte Alman oyları geliyor. Croatia. Hırvatistan 1. 1 point. Voici 1 point. Spain 2 points. İspanya 2. 2 puan. Didem eğer 10 puan gelirse 68 oluruz, 1 oluruz. Sweden. İsveç 3. 3 points. Suède 3 puan. Poland 4 points. Polonya 4. Polonya 4. Onlar önemli değil. Yunanistan Ukrayna ne verecek? Saray şey Sırbistan'a ne? Albania. Arnavutluk 5. 5 puan pour l'Albanie. Ukraine. Ukrayna 6. Tamam peki ne oldu? 64 aynı yerdeler. Greece
Yunanistan 7-71 oluyor. Kıbrıs Rum kesimi 8. Şimdi bu 2 puan önemli. Serbia Montenegro. Sırbistan Karadağ 10. 75 oldu. Serbia Montenegro. Biz 67 oluruz 12 gelirse. And finally 12 points goes to Turkey. Turkey. Tamam, Türkiye 67. Değişen bir şey yok. Sırbistan Karadağ, Yunanistan, Ukrayna, Türkiye arasında geçiyor yarışma. Baştan bu yana çok heyecanlı gidecek. Bakalım ne olacak. Gerçekten ay 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 Koran haklısın. İşte Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Türkiye, Ukrayna ve İspanya. Ama İspanya 5 tane adet olduğu için gösteriliyor. Hiçbir kıymeti yok. 75-71-67-64. Daima bu 4 ülke arasında geçecek bu olay. Evet, bunu anlamış olduk. Daha 26 ülke var. Shall we go to Denmark then? Hadi bakalım. Danimarka'dayız. Okay. Good evening Denmark. Başkent Kopenhag. Eskariya Eylül. Good evening. Good evening Istanbul, Copenhagen calling. Here are the results of the Danish vote. İşte Kopenhag'daki ünlü meydandayız ve Malta'ya 1 puan geliyor. Iceland 2 points. Komşu 2 puan gitti İzlanda. 2 puan. Greece 3 points. Yunanistan 3. Greif 3 puan. Bize oy gelirse geçeriz üzerine. Albania 4 points. Arnavutluk 4. Albany 4 puan. Ukraine 5 points. Ukrayna 5. Ukraine 5 puan. Cyprus 6 points. Kıbrıs Rum kesimi 6. 6 puan. Serbia and Montenegro 7 points. Sırbistan Karadağ 7. Serbia Montenegro. Biraz yükseldi puanları şimdi. Bosnia and Herzegovina 8 points. Bosna Hersek 8. Bosnia Herzegovina 8 puan. Türkiye 10. 10 puan. 77 iyi. İkincilikteyiz Didem. And finally 12 points goes to Sweden. Ve tabii onlar birbirlerini sevmezler gözükürler değerli seyirciler ama Norveç, İsveç, Danimarka birbirlerine puan verirler. 12 puan Danimarka'dan İsveç'e gitti. Bu gece böyle hep yüreğimiz ağzımıza gittik. We have Estonia. Good evening. Şimdi Baltık ülkelerinden Estonya'dayız. Başkent Tallinn'den gelecek oylar. Good evening Istanbul. Tallinn calling. I'm very glad to give you the results of the Estonian vote. Estonya'ya oylarını vermekten büyük mutluluk duyuyorum dedi ve işte ilk oy. Serbia Montenegro. Sırbistan Karadağ çok güzel bir puanda kaldı. Çok güzel. Germany. Almanya 2. Almanya 2 puan. Müthiş çekişme. Netherlands, Hollanda 3. Pays-Bas 3 puan. United Kingdom 4 points. 4 puan. Neyse oy aldı onlarda bir parça. Greece. Yunanistan güzel 5. 5 puan pour la Grèce. Fazla gitmedi. Malta 6 points. Malta 6. 6 puan. Cyprus Kıbrıs 7 Rum kesimi 7. 7 puan. Russia 8 points. Rusya 8. Russie 8 puan. Sweden 10 points. Komşu sayılır. İsveç 10. And finally Ukraine. Ukrayna'ya verdiler. Aa bu kötü oldu. Ukraine, hiç puan gelmedi Estonya'dan. Hiç gelmemişti bugüne kadar. Baltık ülkeleri bize oy vermiyor değerli seyirciler. Daha önce de söyledim. Kuzey'in böyle müthiş bir dayanışması var. Let's go to Spain. Hadi bakalım güneydeyiz. İspanya'dayız. Os queremos. Madrid'den an verecek oyları. Muy buenas noches. Nosotros también os queremos. Oh. Good evening Istanbul. This is Madrid calling. Congratulations for that great show. We've been excited tonight. Tebrik ediyorlar. Çok hoşlanmışlar. İşte bakalım oylar geliyor. Poland 1 point. Polonya 1. Turkey. Ah Türkiye 2 verdiler. Turkey 2 point. Cyprus 3 point. Kıbrıs Rum kesimi 3. France 4 point. Fransa 4. 4 point. Sweden 5 point. İsveç 5. Suède 5 point. Serbia and Montenegro 6 point. Sırbistan Karadağ 6. 6 point. 89 oldular. 10 puan fark Greece, var. 7 point. Yunanistan 7. 86. Onlar da Ukraine, geçti. Ukraine 8 point. Ukrayna 8. Ukraine 8 point. Romania 10 point. Romanya 10. Romania
10 points et and our 12 points go to Germany. Almanya'ya gidiyor. 12 puan. İspanya'dan biraz daha yüksek puan alsaydık ikinciliğe çıkabilirdik. Şu anda biraz geri kaldık. Diyeceğim bakalım ne olacak. Ama değişmiyor. 4-2. Kuzeydeyiz. Finlandiya'dayız. Başkent Helsinki'den oylar gelecek. Hello Istanbul. This is Helsinki calling. Çok güzel bir gece için teşekkürler. Biz teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok hoşumuz. Aferin Anna. Thank you very much. Here are the results of the Finnish vote. İşte Finlandiya jürisinin oyları. Halk jürisinin oyları. Croatia. Hırvatistan 1. 1 point. Kroati 1 point. Iceland 2 point. Komşuya gitti 2 puan İzlanda. Albania 3 point. Arnavutluk 3. 1 point. Russia 4 point. Rusya 4. Rusya 4 point. Turkey. Ah Türkiye 5 veriyorlar. 5 point pour la Turquie. Ama yerimiz değişmedi. Greece 6 point. Yunanistan 6. Onlar birinciliğe geçtiler. Cyprus 7 point. Kıbrıs Rum kesimi 7. Ukraine 8 point. Ukrayna 8. Birinci oluyorlar. Serbia Montenegro. Sırbistan Karadağ 10. Hadi tekrar yer değişti. And finally, Sweden 12 points. Hiç değişmeyen bir şey daha. Ya batı komşusuna 12 puan veriyor. Kuzey hep böyle Didem, hep böyledir Kuzey. Well done Sweden. And shall we go to France? Şimdi Fransa'dayız. Good evening. Bakalım burada ne olacak. Başkent Paris. Oui, bon. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Istanbul, ici Paris, notre merveilleux continent a chanté ce soir. La France a écouté. Voici le verdict. Fransa dinledi şarkıları ve puanlar şöyle. Arnavutluk 1. L'Ukraine 2 points. Ukrayna 2. Ukraine 2 points. La Suède 3 points. İsveç 3. Sweden 3 points. L'Autriche Avusturya 4 ilk oylarını aldılar. 4 point. Chipre Kıbrıs Rum kesimi 5. Cyprus 5 point. La Grèce Yunanistan 6. Greece 6 point. Sıralama değişmiyor. Pour l'Allemagne 7 point. Almanya 7. Germany 7 point. Pour l'Espagne, komşuya gitti İspanya 8. Spain. 10 points pour la Serbie Montenegro. Sırbistan Karadağ 10. Ara açılıyor. Et vous allez être très content à Istanbul parce evet, que belli bize geliyor. Spectateurs de France vont vers vous. Evet, biz size verdiler diyor. Türkiye'ye verdiler diyor. Çok güzel. 96. Ama dördüncülüğümüz değişmiyor. And let's see evet. The top five. Aramızda Serbia Montenegro is leading, var, Ukraine is following and Greece Turkey and biz kendimize oy vermeyeceğiz daha. Close behind. Peki, kaç ülke kaldı? Daha ipi var ama. Oh, my heart is beating so fast. Yeah. Aynı şekilde benim de kalbim öyle çarpıyor. I need Terry Morgan to revive me. Let's go to United Kingdom. Evet, İngiltere'deyiz. Good evening, Lorraine. We love you. Sizi seviyoruz. Oh, thank you. Hello Istanbul. Here are the results of the UK televote. Evet. Albania. Arnavutluk 1 İngiltere'den. Albania 1 point. Malta 2 point. Malta 2. Serbia and Montenegro. Ay, Sırbistan Karadağ 3. Çok fazla açılmayacak ara belki. Germany 4 point. Almanya 4. Almanya 4 point. Ukraine 5 point. Ukrayna 5. Bu da iyi çok fazla almadılar. Türkiye 6-102 olduk. Biraz kapandı fark. And Ireland 7 points. Komşuya 7 İrlanda. İlk puanlarını aldılar. Sweden 8 points. İsveç 8. Sweden 8 puan. Cyprus Kıbrıs Rum kesimi 10. Chipre 8 puan. And the 12 points, well, they go to Greece.
Yunanistan'a gidiyor. 12 puan. Değişen bir şey yok. Biz yine dördüncü durumdayız. Sakis Rubas da heyecanlı mı, heyecansız mı belli değil. Well done, Sakis Rubas. Now we are going to Greece. Hadi bakalım, evet. Şimdi Yunanistan'dayız. Sas agapame olus, Alexis. What a romantic language it is. Oh yes. Ne kadar hoş bir dil, romantik bir dil. Biz de. Hello Turkey, hello Istanbul, hello Europe. This is Athens calling. Atina'dan İyi Alexis akşamlar. Oyları veriyor. Muhteşem bir tören için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Thank you. You did a wonderful job. Thank you çok very güzel much. Bir iş çıkardınız. Teşekkür ediyoruz. For the Summer Olympics. Yazın olimpiyat oyunları için Atina'ya bekliyoruz diyor. İşte bakalım Yunanistan oyları. Malta 1. 1 point. Malta 1 point. Russia 2 points. Rusya 2 point. Spain 3 points. İspanya 3 point. Poland 4 points. Polonya 4 point. Austria 5 points. Avusturya 5. Autriche 5 points. 6 points go to Turkey. Türkiye'ye 6 veriyorlar. Turkey 6 points. Kendilerine oy veremeyecekler ama. 7 points go to Ukraine. Ukrayna 7. Ukraine 7 points. Nasıl bir çekişme var ya Rabbim orada. Serbia Montenegro 8 points. 120'ye çıktı Sırbistan Karadağ. Yine ara açılıyor. 10 points go to Albania. Arnavutluk 10. Albania 10 points. And 12 points go to a fantastic new talent, 16 years old from Cyprus. Evet, tabii ki. 16 yaşındaki sanatçı Kıbrıs Rukesi'ne gidiyor. Tamam Efendistopoli, teşekkür ederiz ama yani yeter artık, bari biraz 5-6 verin, 12 vermeyin. Let's go to Croatia. Hırvatistan'dayız şimdi, başkent Zagreb'ten gelecek oylar. Biz de sizi seviyoruz. İyi akşamlar İstanbul. Teşekkür ederiz. Good evening everyone. This is Zagreb calling and here are the results of the Croatian vote. Hırvatistan oyları. Germany 1 point. Almanya 1. Almanya 1 point. Malta 2 points. Malta 2. Malta 2 points. Turkey 3 points. Türkiye 3 az geldi. Turkey 3 points. Az geldi. Cyprus 4 points. Kıbrıs Rum 4. Kipre 4 points. Former Yugoslav Republic of Macedonia 5 Makedonya points. Makedonya 5. Ex-Republik Yugoslav de la Macedoine 5 points. Albania 6 points. Arnavutluk 6. Albania, o da yarı komşu. Point. Greece 7 points. Yunanistan 7. Grèce 7 points. Ukraine 8 points. Ukrayna 8. Ukraine 8 points. Yine dördüncüyüz. Bosnia Herzegovina 10 points. Bosna Hersegovina tam komşuya gitti oylar. Bakalım 12 kime? And finally Croatian voter decided that our 12 points go to Serbia. Tabii, and Montenegro. Tam komşu Sırbistan, evet. Karadağ 12 puan. İşte şimdi ara açıldı. 12 puan. Merci. 21 puan fark var. Biraz zor kapanır gibi geliyor bana. Mega'nın çekim gücünün altında teknolojiden başka bir şey arama. Mayıs'ta Carrefour fırsatlarını kaçırmayın. Bu hafta sonu Carrefour'da takım elbise sadece 20 milyon lira. Ne yiyoruz burada? Piyanist, peynirli, baharatlı, acılı ve soğan halkalar. Piyale, hayatın şaşırtan tatları. Milan Gaz ve Likit Gaz, katılan tüm ülkelerin yarışmacılarına başarılar diliyor. Eğlence, müzik, yarışma, hepsi bu şovda. 10 numara şov konuğu
Robert Hatemo. I've been waiting such a long time, but you're not here. What's another year? Let's go to Ireland. Johnny Logan is going to be Johnny with us. Johnny Logan'ın ülkesine İrlanda'dayız ve başkent Dublin'den geliyor. Merhaba. Ah, Johnny Logan karşınızda. Johnny Logan here. Portuguese heron. Siz yabancı olmayan bir sima. Başbüyük ya. Aferin Johnny. Thank you. And Ireland won 7 times. And you did 2 of them. Thank you, Johnny. I did 3 of them. 3 of them. 3 defa birinci oldu, doğru. 2 defa solist, 3'üncü de besteci olarak. Here are, right, sweetheart. Here are the votes from Ireland. İşte İrlanda oyları. Turkey. Ah, Türkiye 1 puan. Çok kötü oldu bu. Albania 2 points. Arnavutluk 2. Albania 2 puan. Serbia and Montenegro. Sırbistan'a çok oyu gitmiyor. 3 puan verdiler. Montenegro 3 puan. Germany 4 points. Almanya 4. Almanya 4 points. Greece 5 points. 5. Grèce 5 points. Malta 6 points. Malta 6. Malta 6 points. Ukraine 7 points. Ukrayna 7. 7 points pour l'Ukraine. United Kingdom 8 points. İngiltere 7. Royaume-Uni 8 points. Komşuya gitti yine. Cyprus 10 Kıbrıs points. Kesimi 10. Chypre 10 points. And Sweden 12 points. İsveç 12. Red, o problem değil ama Meltem. Didem pardon şimdi. Haklısınız. Meltem karşınızda, Didem yanınızda. Ara açılıyor. 17 ülke var. İsrail. İsrail'deyiz. Şimdi güneydeyiz. Bakalım good işler değişebilir. Merhaba. Oylar Kudüs'ten gelecek. Shalom from Jerusalem. Thank you for a wonderful show. Harika gösteri için teşekkürler. Teşekkür. Here are the results of the Israeli vote. İşte bakalım İsrail Romania, oyları. One point. Romanya 1. Romania 1 puan. Turkey. Ah Türkiye 2. Az geldi yine. Cyprus 3 points. Kıbrıs Rum kesimi 3. Malta 4. Malta. Tamam, oylar güneye gidiyor ama az oylar güneye gidiyor. Sweden 5 points. Kuzey İsveç'e 5. Thank one. Russia 6 points. Rusya 6. 6 points. Serbia Montenegro. Sırbistan Karadağ 7. 7 points pour Serbie Montenegro. Birincilere doğru gidiyorlar. Spain 8 points. İspanya 8. 8 points. Pour l'Espagne. Greece 10 points. Yunanistan 10. Pour la Grèce. 12 önemli. Ukrayna'ya verebilirler. 12 points. Go to Ukraine. Ukrayna 12. 12 points pour l'Ukraine. Şimdi bir gerçek var. 4. sinema aradaki fark açılıyor. Tabii çok seviniyoruz Lana. Evet, işte görüyoruz 142-114. Aslında 16 ülke kaldı. 16 ülkede bir şeyler değişmez. Biraz zor, biraz puan açıldı. So let's see who is left to vote. 16 countries left. Hadi bakalım. Let's go to Iceland. Kuzeye gidiyoruz. İzlanda'dayız. Başkent. Elaskum ikur. Reykjavik'ten gelecek. Hello Istanbul, this is Reykjavik calling. Here are the results of the Icelandic vote. İşte İzlanda oyları. Spain, 1 point. İspanya 1. United Kingdom, 2 points. İngiltere 2. Poland, 3 points. Polonya 3. Polonya 3 points. Albania, 4 points. Albany, 4 points. Türkiye 5. 5 points. Yerimiz değişmiyor. Greece 6 points. Yunanistan 6. Serbia and Montenegro. Sırbistan Karadağ 7. Serbia Montenegro 7 points. Sweden 8 points. Normaldir. İsveç 10. 8 points. Komşuya gittik. Cyprus, Kıbrıs Rum kesimi 10. Chypre 10 points. And finally, 12 points go to
Ukraine. Ukrayna 12 puan. Birdenbire birinciliği çıktılar. Thank you, Reykjavik. Türkiye biraz geride kaldı. Ukrayna, Sırbistan, Karadağ ve... Now we're going over to the Baltics again. Hadi bakalım tekrar Baltik'e gidelim. Lithuania. Ne yapıyorsun Rolanda? Good evening everybody. Good evening Europe. Good evening Turkey. Başkent Vilnius'tan geliyor oylar. And now our votes. So, one point goes to Germany. Almanya bir. Almanya 1 point. 2 points to Serbia Montenegro. Sırbistan Karadağ'ı verdiler. 3 points to Turkey. Türkiye 3. Aldık ama az yetmiyor bunlar Didem, yetmiyor. Eskiden Malta, puan alamıyorduk. Şimdi aldık puanı tabii, beğenmiyoruz Malta yani. Dört. Doğru. Cyprus. Kıbrıs, Rum kesimi 5. Thank one. Baksana Kıbrıs bize ne kadar yaklaştı. Sweden 6 points. Sweden. İsveç 6. 7 points go to Poland. Polonya 7. Russia, Rusya 8. Kuzey kuzeye veriyor yine. 10 points go to Greece. Ay, Yunanistan 10 puan. Pour la Grèce. And finally 12 points go to the Ukraine. Ukrayna 12. Bu defa Ukrayna, Sırbistan, Karadağ ciddi üzerine çıktı. Thank you, Lithuania. İşte şimdi geçen yıl yarışmanın yapıldı. Letonya'dayız. Good evening, Loris. Labvakar, Europa. Good evening, Mertem and Korhan. And hello from Riga. Riga'dan, başkent Riga'dan herkese merhaba. As I promised, two compliments. Yes. Very beautiful dress today. Çok güzel giyindin. Çok güzel kıyafetleri diyor. And great show as well. Büyük gösteri. Thank you. Doğru, hakikaten gösteri çok güzeldi. So these are the results of Latvian televoting. İşte Letonya oyları. Albania, 1 point. Albania, 1 point. Too bad Latvia is not in the Eurovision final, but we are in football final. Turkey is not, but don't worry, 2 points to Turkey. Onlar biliyorsunuz bize demişlerdi 2 puan vererek. İdare ediyorlar. United Kingdom 3 points. İngiltere 3. Royaume-Uni 3 points. Barbara Streisand from Cyprus. Aha, Kıbrıs'ın kesimi. 4 points pour Cyprus. 16 yaşında kızı Barbara'ya benzettiler. Serbia and Montenegro. Sırbistan Karadağ. 5 points. Serbia Montenegro 5 points. Yeri değişmiyor. Malta, Malta 6 points. Malta 6 points. Eğer Ukrayna'ya oy gelirse Ukrayna götürür bu işi. Looks like Latvians like a shake it too. So Yunanistan. La Grèce. 7. 7 points. Our neighbors Sweden 8 points. Komşu İsveç'e hiç değişmez onlar 8. Our other neighbors Russia 10 points. Biraz uzak bir komşu Rusya'ya 10. Bunu biliyorlar ama. Tabii. Yaptıklarını da biliyorlar. Ruslana, thank you. Tabii 12, 12 Ukrayna'ya gitti. Bir ara açıldı, ara açıldı. 12 puan, merci beaucoup. Ara çok açıldı. Ukrayna birinciliğe doğru gidiyor. İlk dört değişmiyor ama. Okay, shall we go to Monaco now? Şimdi Avrupa'nın küçük ülkelerinden Monaco'dayız. Başkentiniz zaten. Bonsoir Istanbul. Hepsi aynı yer, küçük bir yer. Bonsoir Istanbul, ici Monaco. On vous attend avec impatience. Et nous sommes ravis de passer cette soirée avec vous. Bu geceyi birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyor ve işte Monaco prensinin oyları. Aa, Sırbistan Karadağ bir puan verdiler. Montenegro 1 point. Chypre 2 points. Kıbrıs'ın kesimi 2. Cyprus 2 points. Bak ne kadar yaklaştılar bize. Espanya 3 points. İspanya 3. 3 points. Bosnie-Herzegovina 4 points. Bosnia-Herzegovina 4. Bosnia-Herzegovina 4 points. Island 5 points. İzlanda 5. Iceland 5 points. Ukraine 6 points. Ukrayna 6. Ukraine 6 points. 180 oldu, ciddi açıldı fark. Almanya 7 points. Almanya 7. Germany 7 points. La Turquie. Türkiye 8. Turkey 8 points. Ama 48 puan fark var. La Grèce 10 points. Yunanistan 10. 10 points and
Et les 12 points vont 12 puan. À la France. Fransa'ya gidiyor. Kime verecekti başka? Fransa'nın içinde küçücük bir prensi. Merci Monaco. İşte soruyorlar bazen politika var mı? Olmasa well bile bu tip politikalar oluyor. And now we're going to former Yugoslavian Republic of Makedonya'da Vesa Kame Karolina. Dobro večer Turcija, bonsoir chers amis. İyi akşamlar. Avrupa ve Asya'nın incisi İstanbul, iyi akşamlar. Aa, çok güzel. Teşekkür ederiz. Selamlar. Merhaba Meltem. Merhaba Korhan. Merhaba. This is Skopje calling. Üsküp'ten gelecek oylar. This is the Macedonian votes. One point for Spain. İspanya bir. Un point pour l'Espagne. Two points for Sweden. İsveç iki. Suède, deux points. Three points for Malta. Malta üç. Trois points pour Malta. Four points for Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina, 4 points. Komşuya gitti. Five points for Croatia. Hırvatistan bir komşu daha, 5. Turkey. Aa, Türkiye 6 veriyorlar. 6 points for la Turquie. 7 points for Greece. Yunanistan. Grèce, 7 points. 7. 8 points for Ukraine. Ukrayna, 8. 8 points. Pour l'Ukraine. Serbia and Serbistan Karada tabii komşu. 10 points. Serbie Montenegro 10 points. And finally 12 points goes to Albania. Arnavutluk. Albany. O da komşusu 12 puan verdi. Points. Merci Skopje. Bizim birinciliğimiz bitti. Şu anda bence Sırbistan da Yunanistan da Ukrayna arasında geçecek. Yes. Let's see what Malta thinks. Malta'ya gidiyoruz. In Hobocom, Claire. We love you too, Istanbul. Biz de sizi seviyoruz diyor. And what a fantastic show and an amazing crowd. Thank you. La Veretta başkentten geliyorlar. We give you now the results of the Maltese vote. İşte Malta oyları. Former Yugoslavia Republic of Macedonia, 1 point. Makedonya 1. Republic Yugoslav de la Macedoine, 1 point. Netherlands, Hollanda 2. Pays-Bas, 2 point. Hala Norveç'e oy yok diye bakıyorum. Spain, İspanya 3. İspanya 3 point. United Kingdom, 4 point. İngiltere 4. Royaume-Uni, 4 point. Sweden 5 points. İsveç 5. 5 points pour la Suède. Serbia Montenegro 6 points. 6 puan Sırbistan Karadağ için. Serbia Montenegro. Cyprus 7 points. Kıbrıs'ın kesimi 7. 7 points. Ukraine 8 points. Ukrayna 8. 8 points pour l'Ukraine. Albania 10 points. Arnavutluk. Albanie 10. 10 points. And finally, our 12 points go to Greece. Yunanistan'a gidiyor. 12 puan pour la Grèce. 12 puan Yunanistan'a gitti ama Ukrayna da arayı açıyor. Shall we go to Netherlands? Şimdi tekrar kuzeydeyiz. Hollanda'dayız. Wij houden van jullie, Esther. En wij houden van Turkije. Thank you very much. Good evening, Istanbul. And good evening, Meltem and Korhan. And we would like to say that we really enjoyed the show this evening. So thank you very much for that. Çok beğendik diyor. Bunun için teşekkür ediyor. İşte şimdi Hollanda oyları Hilversum'dan geliyor. Albania 1 point. Arnavutluk 1. Albania 1 point. Bosnia Herzegovina 2 points. Bosna Hersek 2. Germany 3 points. Almanya 3. Almanya 3 point. Spain İspanya 4. İspanya 4 puan. Belgium 5 points. Belçika 5, komşuya 5 verdiler. Greece 6 points. Yunanistan 6. 6 puan. Ukraine 7 points. Ukrayna 7. Ukraine 7 puan. 13 oy fark var Yunanistan'da. Cyprus 8 points. Kıbrıs Rum kesimi 8. Başa baş olduk onlarla. Serbia Montenegro 10 points. Sırbistan Karadağ 10. And
And finally our 12 points Meltem and Korhan go bize geliyor. Bize geliyor değil mi? Turkey. Bize geliyor. Bize geliyor belli. Teşekkür ederiz bizi internet izleyip sonra kendi kanallarında geçenlere. Well done Athena. Yes, now we're going to the kuzeyden devam ediyoruz. Norveç'teyiz. Norway actually. Bir esker. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. And good evening Europe. Avrupa'ya da iyi akşamlar dedi. It's a pleasure for me to bring you greetings from all of us here in Norway. It's great being with you tonight and following this wonderful show. Norveç'teki herkes için sizin gösterdiğiniz, yaptığınız büyük şov için hepinize teşekkür ediyorum. Oslo'dan şimdi Norveç'in oyları geliyor. Hadi Almanya'yla başlayalım. 1 puan. Greece 2 points. Yunanistan 2. Grèce 2 points. Albania 3 points. Arnavutluk Albania 3 points. Savunduk seyirciler Yunanistan'a verilen oyu beğenmedi. Cyprus. Evet. 4 points. Kıbrıs'ın kesimi 4. Iceland 5 points. İzlanda 5. 5 points. Serbia Montenegro 6 points. Sırbistan Karadağ 6. 6 points for Serbia Montenegro. Ukraine 7 points. Ukrayna 7. 7 points for Ukraine. 110. Açılıyor bakalım ne olacak. Turkey, Türkiye 8. 8 puan for la Turquie. Ama hiçbir şey etmeyecek. Yani biz dördüncülüğü garanti devam ediyoruz. Galiba. 10 points. Bosna Hersek 10. Bosnia Herzegovina. And our 12 points go to Sweden. Ah, komşuya gitti yine. Suède 12 points. İsveç 12 puan aldı. Norway. Congratulations Sweden. Now let's go yine to Poland. Kuzeye gidiyoruz. Polonya'dayız. Kłamie was, Maciej. Hello, good evening. Good evening Istanbul, good evening Europe. İstanbul'da bir Avrupa iyi akşamlar. This is Warsaw, the previous państwo. Başkent. Results of the Polish. Varşova'dan right. Polonya thank oyları you. Geliyor. Spain 1 point. İspanya 1. United Kingdom 2 points. İngiltere 2. Malta 3 points. Malta 3. Malta 3 points. Cyprus 4 points. Kıbrıs'ın kesimi 4. Serbia Montenegro 5 points. Sırbistan Karadağ 5. 5 points. Germany 6 points. Almanya 6. Almanya 6 points. Komşu. Greece Yunanistan 7. Greece 7 points. Yine ikinciliğe geldiler. Turkey. Türkiye. Güzel. Polonya'dan çok ilginç. Çok ilginç bu. Yerimiz değişmiyor ama oy almamız önemli. İsveç 10. 12 points. 12 points. 12 puan. As well as this beautiful red heart. Harika kırmızı kalp gibi. We give to Ukraine. Ukrayna'ya veriyorlar. Ukraine. Valla futbol maçlarında adettir son bir dakikaya bir takım 3-0 galip girer. Hala spikerler haklı olarak derler ki sonuç belli olmaz ama galiba sonuç belli. 7 ülke kaldı. Ukrayna gidiyor. Portekiz'deyiz. Isabel. Merhaba Melton and Karim. Hello Istanbul. Good evening to all Europe. Bütün Avrupa iyi akşamlar. Başkent Lisbon'dan. İşte Polonya oyları. Malta, şey Portekiz oyları. Malta 1. Malta 1 puan. France 2 points. Fransa 2. France 2 puan. Cyprus 3 points. Kıbrıs Rum kesimi 3. 3 puan. Romania 4 points. Romanya 4. 4 puan. Sweden 5 points. İsveç 5. 5 puan. Bu arada Norveç hala 0'da. Greece 6 points. Yunanistan 6. Serbia Montenegro 7 points. Sırbistan Karadağ 7. 7 puan. Germany 8 points. Almanya 8. 8 puan. Çok merak ediyorum bir soru çıkacak mı? Ukraine 10 points. Ukrayna 10. 10 puan for Ukraine. And İspanya diyebilir. 12 points from Portugal. To Spain. Tabii, İspanya komşuya gitti 12 puan. L'Espagne 12 points. Merci Lisbonne. Yani bu komşuluk ilişkileri çok güzel işliyor. Değişen bir şey yok. Biz yine dördüncü. Kıbrıs Rum kesimi yerine İsveç geldi beşinciliğe. Biz dördüncüyüz aşağı yukarı son 15 oylamadan bu yana. Ve Ukrayna bu yarışmayı birinci götürüyor Didem. Evet. 6 more to go. 6 tane ülke kaldı.
So we're going to Romania. Bakalım Romanya'dan neler gelecek. Via iubim, Andrea. Seni seviyoruz. Hello my Andrea. Friends, Bunatara from Romania. Romanya'dan iyi akşamlar. This is Andrea speaking. Andreas Your konuşuyor. State Minister for Broadcasting said that this event is even more important than any other political summit or event concerning Bu yaptığınız gösteri bütün politik ilişkilerden daha önemli bence. Tebrik ediyorum yaptığınız muhteşem bir gösteriydi. And now take a look to the Romanian vote. İşte şimdi bakalım Romanya oyları nasıl? Albania, 1 point. Albania, 1 point. United Kingdom, 2 point. İngiltere, 2. 2 point. Cyprus, Kıbrıs Rum kesimi 3. 3 point. Germany, 4 point. Almanya, 4. Almanya, 4 point. Spain, 5 point. İspanya, 5. 5 point pour l'Espagne. Ukraine, 6 point. Ukrayna, 6. Ukraine, 6 point. Sweden, 7 points. İsveç, 8. 7 points. Serbian, Montenegro, Sırbistan, Karadağ, 8. Serbia, Montenegro, 8 points. Turkey, 10 points. Türkiye, 10. 10 points pour la Turquie. Ya değişmiyor ama. And finally, 12 puan. Yes. Greece, Yunanistan. 12 points. Good night. Greece, 12 points. İkinciliğe geliyorlar ama aradaki fark çok. Çok zor. Kapatmaları çok zor. Well done, Sakis. And now, let's go to Russia. Şimdi Rusya'dayız. Мы любим вас, Яна. Seni seviyoruz, Яна. И мы вас любим. Ben de sizi seviyorum. We love you. Evet. Thank you so much, Turkey. Teşekkürler, Korhan, Türkiye. Korhan, Meltem, all the people in the Abdi Epekçi Stadium, the show was great. Harikaydı. And to all gösterdi. The people who consider themselves as Europeans. So let me remind you people that Russia was the biggest country to vote. Hatırlatmak isterim ki diyor, oy veren en büyük ülke Rusya'ydı ve milyonlarca kişi oy verdi. Bakalım nasıl gelecek oylar. Great Britain, 1 point. İngiltere, 1. Royaume-Uni, United Kingdom, 1 point. 1 point. Iceland, 2 points. İzlanda, 2. 2 point. Sweden, 3 points. İsveç, 3. Suède, 3 point. France, 4 points. Fransa, 4. France, 4 points. Croatia, 5 points. Hırvatistan, 5. 5 points pour la Croatie. Cyprus has got 6 points. Kıbrıs Rum kesimi, 6. Chypre, 6 points. Greece, 7 points. Yunanistan, 7. Grèce, 7 points. Surprisingly enough, but you guys, I mean size Turkey. Geliyor, Türkiye'ye geliyor. 8 points. 8 puan aldınız. Pour la Turquie. Güzel. Oyumuz yükseliyor yazından. Dördüncülük tamam. Serbia. Hiç kıpırdamıyoruz. Sırbistan, Karadağ. 10. Montenegro. 10 puan. Ve Ukrayna. And the biggest surprise from Russia to our Slavic neighbors. Tabii. You can guess. Tahmin edebilirsiniz diyor. Kimden bahsediyorum? We love you. Ruslana'yı söylüyor. Gerçekten seviyoruz seni. Komşusu da gidiyor. Ve Ukrayna bence birinciliğini ilan ediyor. Okay, Waterloo, Danone, let's go to Sweden. İsveç'teyiz şimdi. Veskarir, Jovan. We love you too, Istanbul, all the way from Stockholm, Sweden. And we love this competition so much that it hurts. And now the results of i̇şte the Swedish vote. Stockholm'dan votes. Geliyor İsveç'in oyları. Poland, 1 point. Polonya, 1. Polonya, 1 point. United Kingdom, 2 points. İngiltere, 2. 2 points. Norway, 3 points. Ah, komşuya 3 puan verdiler ve onlar da sıfırdan kurtuldu. Greece, 4 points. Yunanistan, 4. 4 points. Turkey, Türkiye, 5. 5 puan pour la Turquie. Birkaç ülke her şehir yerden 10 geldi. Cyprus, 6 points. Kıbrıs Rum kesimi, 6. Albania, 7 points. Arnavutluk, 7. Albania, 7 points. Büyük başarı Arnavutluk'un yaptı. Bosna ve Hersegovina, 8 points. Bosna ve Hersegovina, 8. Bosna ve Hersegovina, 8 points. Ukraine, 10 points. Ukrayna, 10. Ukrayna, evet, birinciler artık 260 oldular. Finally, 12 points to Serbia, Itzenagora. Sırbistan, Karadağ, 12 ama 231'de kalacaklar. Serbia, Montenegro. 29 puan fark var Ukrayna'lar arasında. Çok zor kapanması. Merci, Suède.
Şimdi bir tek tabii Ukraynalılar kendilerine oy veremeyecekler ama Slovenya ve Türkiye'den gelecek oylar çok önemli. Şimdi Slovenya'dayız. Good evening Peter. Good evening Turkey, good evening Istanbul. Merhaba, iyi akşamlar. Peki. Şiş kebap. This is Ljubljana calling. And here the results of the Slovenian vote. Başkent Ljubljana'dan geliyor oylar. Cyprus 1 point. Kıbrıs Rum kesimi 1. Sweden 2 point. İsveç 2. Sweden 2 point. Germany 3 point. Almanya 3. Almanya 3 point. Geçen sene aynen bu çocuk bize vermişti oyları. Almanya 4. 5 points go to Croatia. Hırvatistan 5. Komşuya fazla vermediler. Greece 6 points. Yunanistan 6. Grèce 6 point. Former Yugoslav Republic of Macedonia 7 points. Makedonya 7. Yine komşuya gidiyor oylar. Ukraine 8 points. Ukrayna 8. Ukraine 8 points. Bosnia Herzegovina 10 points. Bir komşu da Bosna 10. 10 points. And finally 12 points go to Slovenia. Slovenia olur mu? Serbia and Montenegro. Sırbistan Karadağ. Montenegro. Geçen sene de espri yapmıştım. Bu sene de yapıyor ama. Yo yetişmeyecek, yetişmeyecek. Evet, Ukrayna kendisi oy veremeyecek ama Ukrayna birinci. İyi akşamlar adaşım Meltem. Ankara'dayız değerli evet. Seyirciler. Merhaba Meltem. Bir Meltem İstanbul'da, bir Meltem Ankara'da. Meltem rüzgarı estirdik galiba. Ne dersin? Aman ben Kur'an derde kalacağım. Can we have your points, please? Of course. Hadi bakalım. Now the results of the Turkish vote. İşte Türk oylarının sonuçları. Cyprus 1 point. Kıbrıs Rum kesimi bir ilk defa oluyor değerli seyirciler. Spain 2 points. İspanya 2. Sweden 3 points. İsveç 3. Sweden 3 points. Former Yugoslav Republic of Macedonia 4 points. Makedonya 4. Ex-République Yugoslave de la Macédoine 4 points. 5 points go to Germany. Almanya 5. 5 points pour l'Allemagne. Albania 6 points. Arnavutluk 6 gayet Albania, güzel. Albania 6 points. Bosnia Herzegovina 7 points. Bosna Herzegovina 7 points. Serbia and Montenegro 8 points. Sırbistan Karadağ 8. Serbia Montenegro 8 points. And 10 points go to Greece. Yunanistan 10 points. Çok güzel. Pour la Grèce. And finally 12 points go to Ukraine. Ukrayna 12 puan. Değerli seyirciler, Ruslan'a 49. Eurovision şarkı yarışmasının birincisi. Ben bunu 5 ülke önceden başladım size söylemeye. Çünkü yetişmelerine imkan yoktu. Aslında Ukrayna oynayacak ama fark etmiyor. Now, çoktan birincisini aldılar. To your country, Ukraine. Evet, şimdi Ukrayna'dayız. Good evening. Bir sevgi lafını fark ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Hello everybody. Hello everybody up there. Thanks for a wonderful show. It's been a fantastic show. Çok teşekkür ediyorum. Great. And now here are the results of televoting here in İşte Ukrayna'nın başkenti Kiev'den geliyor son oylar. Malta. Malta. 1 point. 1 puan. Malta 1 puan. Sweden 2 points. İsveç 2. 2 puan. Former Yugoslavian Republic of Macedonia. 3 points. Makedonya 2. Yugoslav de la Macedoine 3 points. Cyprus 4 points. Kıbrıs Rum kesimi 4 points. Poland 5 points. Polonya 5 points. Turkey 6 points. Güzel, Türkiye 6. 6 points pour la Turquie. Croatia 7 points. Hırvatistan 7 points. 7. Greece 8 points. Yunanistan 8. 8 points. Our neighbors Russia 10 points. Komşumuz Rusya 10 puan. Onlar 12 vermişlerdi onlara. 8 points. And finally 12 points from Ukraine go to Serbia. Sırbistan Karadağ veriyorlar. Serbia Montenegro. Ancak bu puan onları ikinci yapmayı ediyor. Değerli seyirciler, İstanbul Aptipekşi Spor Salonu'ndan ya da Aptipekşi Arena'dan yapılan bu büyük gösteride Ukrayna birinci oldu. Evet. Ukrayna'nın birinciliğini 5-6 ülke önce ben size söylemiştim. Tebrik ediyoruz Ukrayna'yı. Gerçekten büyük bir şov gösterdiler.
Ama buraya geldiklerini söylüyorlardı. Biz iddialı geldik ve birinciliğe gidiyoruz diye. Bizim tahminimiz de doğru çıktı bence. Ukrayna diyorduk, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Türkiye arasında geçer aynen bu yarışma. Öyle. Aynen öyle oldu. Başta camı da çatlattılar, saniye evet. Camı. Ve onun için de uğur oldu bize dediler. Hakikaten uğur oldu onlara. Ruslarına çok sevimli, çok sempatikti. Çok tatlı, çok tatlı. Ve hiç İngilizce bilmiyor. Evet. Bilmediği halde o sıcaklığı, o sempatikliği yansıtıyor etrafına. En önemlisi de o. Ama haklılar işte. Bakın salonda da herkes de onların birinciliğini canlı yürekten kutluyor. Gerçekten teşekkür ediyorum bu seyirciye. Çünkü bütün oylamaları dikkatle takip ettiler. Ses çıkartılması gereken her yerde mırıltılarını ortaya çekinmeden koydular. Çünkü gerçekten artık can sıkıntısı haline geldi. Bu bütün kuzey ülkelerinin birbirine oy vermeleri ya da Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesimini onların karşılıklı 10-12 vermeleri. Halbuki rahat rahat insanlar oy verse, bak mesela biz ilk defa Kıbrıs Rum kesimine üstelik Cyprus, Kıbrıs diyerek oy verdik. Onlar geçen yıl 8 puan vermişlerdi. Bunlar bu yarışmaların güzelliği. Değil mi? Sadece müzik adına yaşamak evet. Güzel. Politikayı asla hayır. Karıştırmadan, komşuları evet. Kırar mıyız diye düşünmeden sadece müzik adına. Müzik için. Ama yine de biz çok güzel bir sonuç aldık. Çünkü kolay değildi. İyi şarkılar vardı. Bekliyorduk zaten Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Ukrayna'nın birinciliğe çekileceklerini. Ben bu nedenle hep diyordum ki ben bizi ilk beşte göreceğimizi biliyorum. Ama birinciliği tahmin etmek çok zor diyordum bu defa. Nitekim birinci olamadık ama aferin çocuklara. Hemen hemen bütün ülkelerde 3-4, 2 ya da 3 ülke galiba yanlış hatırlamıyorsam bize oy vermedi. Rusya'dan bile oy geldi ve Türkiye'de yüksek puan alarak 4. oldu. Yani gerilerde kalarak değil. Hatta başta ciddi çekişme içindeydi. Ama bütün tebrikleri Ukrayna'ya gönderiyoruz. Champion of the Eurovision Song Contest 2004 yarışmasının 2004 yarışmasının birincisi Ukrayna. We'll be coming to you from Ukraine. Evet, biz de 2005'te Eurovision'u Ukrayna'da yaşayacağız. Great evening and Ukraine is the winner. It was the year of the first Meltem, isn't it? Yes, it is. Evet, öyle. Evet. And their song is called Wild Dance. Wild yeah. Dance, yes. Evet. Ama söylüyordu Ruslarına, ben bu duyguyu benim ülkemin dağlarından aldım. Natürel bir hava getiriyorum Türkiye'ye evet, diyordu. Aynı zamanda Hürrem Sultan'dan aynı kasabadan evet. Geliyor. Evet. Güçlü kadınlar çıkıyor. Doğru. Ve Türkiye'yi fethediyor. Evet. Aynı şekilde. Yalnız bizi değil 35 ülkeyi birden fethettiler. Her ülkeden oy aldılar ve her ülkeden de yüksek oy aldılar. Bu da onların bence hakkıydı. They are the winners. They are the winners. They're coming. İşte onlar şimdi. Geliyorlar. Neredesiniz? Bulundukları o Green Room dediğimiz sanatçıların olduğu odadan geliyorlar yavaş yavaş. Gelin ve ödülünüzü alın. Tabii tebrikleri kabul ediyorlar öncelikle. Doğru. Ancak geleliyorlar sahneye. Çünkü geleneksel olarak Ukrayna'ya kazanan ülkenin sahneye çıkıp şarkısı bir daha söylemesi gerekiyor. Leur chanson avec laquelle ils ont gagné. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna'nın şarkısını bir kez daha dinleyeceğiz. Sanıyorum biraz güçlükle karşılaşıyorlar gelmek için diyor ama herkes de onları tebrik ediyor. Hala geliyorlar. Evet. İki özel konuğumuz onlara verecek ödülleri göbe geliyorlar. İşte Ukrayna, Ukrayna sahnede. Tebrik ederiz. Değerli seyirciler, Abdi Pekşehir'e de inanın şu anda herkes ayakta. Biz de ayağa kalktık. Evet. Önümüzdekiler ayağa kalkınca göremiyoruz salonda ne oluyor ne bitiyor. Çok güzel bir sahne. 7500 kişi ayakta, ellerinde bayraklar. Sevgiyle, sevinçle, sempatik olan bu grubu alkışlıyorlar. Onlar hak ettiler. Hakikaten güzel bir şarkı ve şov sundular. Ruslar herhalde bu yarışmanın en sempatik sanatçılarından biriydi. Ve ben bir Türk olarak çok mutluyum. Çünkü geçen yılki birinciliğin arkasından büyük başarıyla 4. sıraya yerleştik. Bu arada ilk ödülü Sertab Erener verecek. Geçen yılın birincisi Sertab Erener şu anda sahnede. Şimdi iki tane ödül var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Yayın Birliği'nin ödülü. Sertab Erener onu verecek. Bu arada Sertab'ın topuğu takıldı. Kucaklaşıyor sahnede. Ne kadar güzel bir manzara.
Biz de hak ederek almıştık. Onlar da hak ederek aldılar. Doğru söylüyorsun. Very, very happy. İşte bir eski şampiyon, bir yeni şampiyon. Ne güzel bir manzara. Çok güzel. Please welcome to the stage the Minister of Culture, Erkan Mumcu. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu da TRT özel ödülünü vermek için sahneye davet ediliyor. Şu anda Sertab ilk ödülü veriyor. Evet, bu Avrupa Yayın Birliği'nin ödülü. İşte ikinci ödül de Ruslana'ya. Who is representing Ukraine on stage? Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu da geldi. O da TRT'nin özel ödülünü takdim ediyor. Bu ödüller 36 nazar boncuğunda saklandı. Böyle geldi onlara. Song contest. It was the 49th Eurovision Song Contest. And we'd like to end this exciting evening with the will of Atatürk, the founder of the Turkish Republic, as a farewell message. Peace in the world, yurtta barış, dünyada barış. Ne güzel sözdür ya Rabbi. We agree, aren't we, don't we? Atatürk avait souhaité paix dans la patrie, paix dans le monde. Atatürk demişti ki dünyada sulh, Türkiye'de sulh, dünyada sulh. Herkes buna infikir. Excellent fin de soirée. Bu akşam tamamlıyoruz. Hoşçakalın. Ve değerli seyirciler, sizleri Ruslanma'yla baş başa bırakıyoruz. Ben Bülent Özveren. Ben Didem Tolunay. Sizler hoşçakalın diyoruz.